sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Teklife göre toplam 458.615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Teklifte 4B maddesindeki kapsamındakiler kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personelle belediyelerde çalışan yaklaşık 197.000 kişi kadro hakkı elde edecek. 230.000'e yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak. Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek. Sözleşmeli personel kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girebilecek. Sınavla istisnaları bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlarıyla verilecek iş sonu tazminatı miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Yaşanan gelişmelere ve daha fazlasına tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak.